Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam inşallah konumuz dedikodu, yani gıybet, suizan, kötü zan ve Müslümanları aşağılama konusu. Allah Teala buyuruyor bizlere Hücret suresinde ayet 10'da Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel müminune ihvetun Mevla buyuruyor. İnne kelimesi male birleşince hem kesinlik hem de hasır deniyor buna. Yani ancak ve ancak müminler kardeştir. Allah Teala buyuruyor. Demek ki mümin olmayan bir kişi müminlerle kardeş değildir, olamazlar. Bu müminlerin kardeş olması din kardeşliği, iman kardeşliğidir ki bu yalnız dünya hayatıyla sınırlı değildir. Allah'ın inşallah Teala kabir aleminde de, mahşer aleminde de, sırat köprüsünde de ve inşallah Teala cennette ebediyen o alemde bu kardeşlik devam edecektir. En mutlu mesele demek ki din kardeşliğidir. Bir Müslüman, Allah'a inanan kişi, İslam'ı yaşayan kişi diğer Müslümanların kardeşidir. Feaslihu beyne ehaveykum. Allah Teala buyuruyor. Tabi müminler de Müslümanlar da ne kadar imanlı olsalar da işimizde nefis bulunduğundan, gazap, öfke, şehvet gibi, yine kan damarlarımızda şeytanlar dolaşabildiğinden ve bu dünya ortamında aralarında bazı anlaşmazlıklar olabilir. Bunun için Mevlam buyuruyor, aralarını ıslah ediniz Mevlam buyuruyor. Ehveyküm. Kardeşlerinizin arasını bulun, ıslah edin. Islah, sulh, salgıdan gelir ki, yani bunları barıştırın, bunları sur yoluyla barıştırarak bunları, aralarını bulun Mevla buyuruyor. Buradaki feaslihu emirdir. Çoğul sigasıyla Allah burada emrediyor. Kimlere? İki Müslümanın ya da iki grup Müslümanın dargın olduğunu bilen kişilere bu Allah'ın emridir. Vacip oluyor bu barıştırmak. Vettekullâhe ve Allah Teala buyuruyor. Allah'tan korkun. Yani Müslüman arasını kesinlikle aralarını aşmayın, aralarını bozmayın ve aralarında Müslümanların bir dargınlık olursa, ta bu dargınlık baba ile oğul arasında olabilir, anne ile kız arasında olabilir, kaynana gelin arasında olabilir, eşler arasında olabilir, komşu arasında olabilir ve Müslüman arasında bilhassa grupçuluk yapan, taassupla yapan Müslüman arasında da bu dargınlık, kırgınlık olabilir. Olmaması gerekiyor ama olabilir. O zaman ne gerekiyor? Bunu bilen, gören Müslümanların hemen araya girmeleri, yani yakınları, bilenleri araya girmeleri, bunları barıştırma çalışmaları Allah'ın emridir, vacip oluyor. Peki ya bunun aksi olursa ne olacak? Mesela gelin kaynana, iki komşu, işte iki kardeş dargınlar. Allah korusun, eğer bir insan bunları daha birbirine kızıştırırsa, araya fitne sokarsa, onun için Mevlam buyuruyor, vettekullâhe, Allah'tan korkun, aksini yapmayın, leallekum turhamun, ancak o zaman
rahmete, merhamete kavuşabilirsiniz. Allah-u Teala böyle buyuruyor bizlere. Demek ki Müslümanların kardeşçe yaşamaları, birbirine hoşgörüde bulunmaları, tabi insandır, Müslüman da olsa beşeriyet sıfatları vardır. İnsan bazen hata, kusur edebilir. Bunları genelde müsamaha ile hoşgörüyle karşılamak gerekiyor. Ve Müslümanların da dargın durmamaları gerekiyor. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de okuyacağım hadis-i şerif. La yehli müslimin en yehcüre. Peygamber şöyle buyuruyor, la yehillü li müslimin. Bir Müslümana, bir mümine helal olmaz, doğru olmaz. En yehcüre ehahu, bir din kardeşinden kopması, ayrılması, onunla dargınlaşması bir Müslümana helal değildir. Tabi helal değil, bunu nedir zıttı? Yani haramdır anlamına geliyor. Ne kadar? Fevka selasi leyalin, üç geceden fazla. Bakın İslam'daki şu Peygamberimizin eğitim sistemine bakalım böylece. Demek ki tabi Müslümanlar da olsa, müminler de kardeş de olsalar, birbirine gücenebiliyorlar, kırılabiliyorlar, bir şey olabiliyor. Hemen o anda günah yazılmıyor bunlara da. Bunlara Allah-u Teala Mevlamız üç gün bir zaman tanıyor. Yani işlerindeki o hırs, öfkenin sakinleşmesi için bunlara Rabbimiz üç gün bir zaman tanıyor. Eğer üç günden fazla devam ederse bu dargınlık, tabii bu dargınlık dünya için, şahsiyet, kişisel meseleler için. Ve adı şerif şöyle devam ediyor. Yeltekiyane, iki Müslüman birbirine gücenen, kırılan, darılan iki Müslüman yolda karşılaşırlar. Feyyuruldu haza ve yuruldu haza. Biri onu görmeze gelir, başını yan çevirir. Öbürü karşıki Müslüman kardeşinin dargın olduğu için görmemeze gelir, başını çevirir. Ve hayruhuma, bunların hangisi daha hayırlı? Ellezi yebdevü bisselami. Hangisi nefsini aşsa, şeytanını aşsa, onurunun benliğini aşabilse, hangisi önce barışmak amacıyla o dargınlığı karşısına dönüp selam verirse, işte bunların hayırlısı odur buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselam Hazretleri muhteremler. Demek ki barışmak meselesi bu kadar önemlidir. İki kardeş varmışlar, tabiinden bunlar ikisi de. Yani sahabeden sonra gelen Allah'ın sevgili kulları, tabi iki kardeş. Bunlar nasıl birbirine güzelmişler, darılmışlar. Tabii hemen Müslümanlar araya giriyorlar. Bunların barışmak için elden geleni yapıyorlar. Büyüğü tamam barışırım diyor, kabul ediyor. Küçüğü şey bir şart koşuyor küçüğü. Evet diyor, ben diyor abimle barışırım ama abim diyor benim ayağıma gelirse o zaman barışırım diyor. Canım olur mu diyor, o senin ağabeyin, büyük baban yerinde, yani baba vekili ağabeyin, sen daha küçüksün, senin ayağına gitmen lazım. O zaman barışmam diyor. Benim tek şartım var diyor, eğer ağabeyin benim ayağıma gelirse o zaman barışırım. Tabi durumu abisine anlatıyorlar, o da kabul ediyor, olsun diyor, benim o kardeşimdir diyor, ben ayağına gideyim diyor. Abisi geliyor tabi, selam veriyor,
birbirine sarılıyorlar, ağlaşıyorlar, barışıyorlar bunlar. Sonra o küçük kardeşi şöyle diyor, abicim beni affet diyor. Ben seni diyor gerçekten seviyorum diyor. Tabi bir an için kırıldım, nefsim uydum, sana karşı gücendim ama seni Allah için seviyorum diyor. Ve bu adı şerifi okuyor. Senin benden daha hayırlı olman için Allah katında, onun için ben bunu böyle yaptım diyor. Yine böyle Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şerif Ebu Davud'da men hecere ehahü seneten, bir kimse bir Müslüman kardeşinde dargın dursa, bu dargınlığı da eğer bir sene devam ederse fehüve kesefki demihi, bakın Allah korusun, o kardeşinin kanını akıtmış gibi büyük günahkar oluyor. Demek ki bir Müslüman diğer Müslüman kardeşiyle darılsa 3 günü geçtim zaten haram oluyor, günah oluyor. Hele Allah korusun bu dargınlık 1 sene devam ederse, tabii hangisi barışmaya kabul etmiyorsa, o barışmaya kabul etmeyen kişi diğer Müslüman kardeşinin kanını akıtmış gibi, onu öldürmüş ya da yaralamış gibi Allah katında günahkar oluyor. Yine bize Mevlamız buyuruyor bu konuda, Estağfirullah, Fettekullâhe ve eslihû zâite beynikî, Mevla buyuruyor. Allah'tan korkun Mevla buyuruyor. Yüce Mevla yarattı. O bizim Rabbimiz. Biz de yaratan aciz kullarız. Allah'tan korkun, aralarını ıslah edin Mevlam buyuruyor. Demek ki iki Müslümanın kim daha golünü biliyorsa, onların bunlara barıştırma teşebbüste bulunması gerekiyor, uğraşması gerekiyor. Buna rağmen yine barışmazlarsa, hele hangisi barışmıyorsa Allah korusun bakınız, ve bu dargınlık 1 seneye geçmişse, kanını akıtmış gibi günahkar oluyor. Allah Teala bizlere şimdi burada mümin arasındaki münasebetleri Mevlam buyuruyor. Müminler kardeşler madem ki ana baba kan kardeşinden, nesep kardeşinden çok daha ötede ki öbür alem devam edecek kardeşler, daha bunların ne gibi aralarında uyumlu olmaları gerekiyor. Ya eyyühellezine amelû. Yine Mevla bize buyuruyor Hücurat suresinde. Ey müminler, Allah buyuruyor. Buradaki ya uyarı için. Agah olun, uyanın ey müminler. Yani gafletten çıkın. La yeshar kavmin min kavmin. Mevla buyuruyor. La yeshar kavmin min kavmin. Bir kavim diğer kavmi, bir toplum diğer toplumu, bir grup diğer grubu kesinlikle la yeshar, yani maskaralık deniyor buna ki aşağılamasın, alaya almasın, küçümsemesin böyle buyuruyor. Bu tabi kişisel olarak da bu şekilde. Burada kavim amaçlı erkeklerdir. Yani Mevlam buyuruyor, erkekler gerekse ferdi, kişi olarak, gerekse toplum olarak, gerekse böyle grup olarak, bir toplum, bir grup erkekler, diğer erkekleri, diğer toplumları, diğer grubu kesinlikle aşağılamasınlar. Onları küçümsememesinler, onlarla alay etmesinler. Mevla buyuruyor. Asa en yekûnü hayran minhüm. Asa.
olabilir ki? Mevla buyuruyor. Onlar kendilerinden daha hayırlı olabilir Allah katında. Allah katında. Yine Mevlam devam ediyor ayet-i kerimede. Vela nisa'ün min nisa'in. Yine kadınlar da diğer kadınları böyle aşağılamasınlar, onları alay etmesinler, onları küçümsemesinler. Asan yekünle hayran minhünne. Olabilir ki bu kadınların aşağıladığı, alay ettiği kimseler kendilerinden daha Allah katında hayırlı, üstün olabilirler. Mevla buyuruyor. Bu tabi bütün Müslümanları kapsayan ilahi emir. Allah emri Celle Şanı. Kişi olarak da bir insan ne kadar kendisi tekvaca yaşasa da, bir insan ne kadar kendisini İslam'ı yaşıyorum dese de, diğer insanları kendinden aşağı görmemesi gerekiyor. Tabi açıkça bir hata, noksa, yanlış görürse bunu ne yapacak? Bunu kardeşe söyleyecek. Bak kardeşim işte, arkadaşım, bak sen şunu şöyle şey yapsın. Böyle diyebilir. Ama bunun dışında eğer bir insan kendini diğer insanlar üstün görürse, işte o zaman Allah bundan razı olmuyor sevgili kardeşlerim. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri yanında birkaç tane sahabesiyle birlikte Medine dışına çıktılar. O arada Medine dışında bir Medine'li Ensar'dan sahabe de koyununu oturtuyormuş orada. Bu Ensar Hazretleri, Medine'li Müslüman sahabe, birdenbire Medine dışında çölde Peygamberimizi, o Allah'ın sevgili Resulü'nü görünce birkaç sahabeyle beraber tabi çok ama çok sevindi, çok duygulandı. Ruhsal hallere geldi. Şöyle dedi Peygamberimize: Ya Resulallah, eğer izin verirsen burada bir tane keşim var dedi. Onu hemen burada keselim. Onu burada hemen kızartalım, pişirelim. Size bunu ziyaret edeyim. Tabi bunu canı gönülden söylediği için samimiyette Peygamberimize kabul etti. Olur peki dedi. Yalnız şöyle dedi o Ensar mal sahibi yani: Ya Resulallah, ben hayvan kesmesini beceremem ama dedi. Hayvanı kesemiyorum ben dedi. Bunun üzerine oradan biri çıktı, sahabeden biri. Ben iyi keserim, ben keserim. Biri de ben dedi tulum yüzerim ondan. Derisi güzel yüzerim. Bir de ben pişiririm, yani kızartırım ateşte bunu güzelce, iyi bir anlarım bu işten derken, Peygamber şöyle buyurdu: Ben de odun toplayayım size çölden, odun toplarım buyurdu. Bunun üzerine derler ki: Ya Resulallah, ama ne olur ya Resulallah, sen Allah'ın Resulüsün, Allah'ın Peygamberisin, ne olur sen lütfen otur, odun da biz toplayalım. Peygamber şöyle buyurdu: Eğer bir insan kendisini imtiyazlı, daha seçkin, üstün görürse yanındakilere bakarak, Allah o kimseye gazap eder buyurdu bakın. Derler. Peygamber de olsa demek ki, peygamber de olsa diğer ümmeti, sahabe, arkadaşları, sahabeleri, peygamber de olsa demek kendini daha üstün görmeyecek yani. Üstün olmak bir birlikte Allah katında, ama öyle görmemesi gerekiyor. Günümüzde bazı İslami gruplar, bazı tabi konular toplumsal bir iş yapılır. Bir dayanışma lazım. Bazı işler tek kişi olmaz tabi. Mesela bir Kur'an kursu yönetmeliği, bir cami derneği gibi, bunlar bile bir kişi olmaz bunlar. Tabi bir arkadaşlık, toplum gerekiyor bunları. Bazı İslami gruplar çok aşırı kendini üstün görüyorlar.
İşte bizim efendimiz şeyimiz şöyle, hocamız böyle, şu böyle, bu şekilde böyle. Kendilerine muazzam üstün görüyorlar kendilerini. Diğer Müslümanları küçümsüyorlar. Hatta öyle gruplar var ki yalnız kendilerini Müslüman görüyorlar, diğer grupları haşa Müslüman bile görmüyorlar. İşte Allah Teala böyle cevap veriyor. Mevlam böyle cevap veriyor. Mevlam böyle sakın ha sakın hiçbir toplum, hiçbir grup kendini üstün görmesin, kendini imtiyazlı görmesin, diğer Müslümanları sakın ha aşağılamasın. Onları alaya almasın, Mevlam buyuruyor. İnsanlardan kimin ne olduğunu bir Allah Teala bilir. Sahabelerde yalnız 12 kişi cennette müjdelendi hayattayken. Dikkat buyurunuz. 100 küsür bir sahabe vardı. Peygamberimizin yanında yaşayan sahabe. 100 küsür bin. Bunların yalnız 10 tanesi peygamberlik ağzıyla cennette müjdelendi. Bunun dışında bazı yine böyle hafif müjdelenler var. 10 tanesi bunlar aşırı beşe deniyor bunlara. Bunun dışında sahabelerin biri, her biri cennette müjdelenmedi. Tabi'in, tebe tabi'in, bu Eylullah geldi, cennette müjdelenmedi. Bunun için günümüzde, efendim işte benim şeyim kutup azamdır da, bizim hocamız şöyledir de, biz şöyle, biz böyle böyle çalışıyoruz. Hayır, bunlara güvenmiyorum. Kim onu Allah-u Teala bilir? Karşıdaki grup, o da Allah diyor, o da Allah'a yöneliyor, o da namazını kılıyor. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mescitte baktı, bir ensardan birini göremedi. Peygamber sordu, o nerede? Dedi ki birisi, o münafık ya Resulallah. Peygamber kızdı. Bak, o dedi, la ilahe illallah diyor dedi böyle. Ona münafık diyemezsin bu Peygamberimiz. Sevgili kardeşlerim, bir kişi 5 vakit namazını kılıyorsa, bir insanın kelime şahadeti getiriyorsa, insanlara kusursuz olmaz, kusur olabilir. Ama kimseyi kesinlikle aşağı görmeme gerekiyor. Kimseye haşa münafık, fasık, kafir diyemeyiz. Çünkü kimsenin garantisi yoktur. Bu tabi neden kaynaklanıyor bu? İşte kibir deniyor, kibir. Yani büyük delme. İnsanın kendini diğer insanın daha büyük, üstün görmesi. Bu da tabi şeytani sıfattır bu da. Çünkü Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratınca Mevlamız melekler emir verdi Mevlam. Ey melekler, Adem'e secde edin diye. Adem Aleyhisselam bir nevi kıblesi. Kabe gibi kıblesi olacak onların. Secdeyi Allah emrediyor. Secde Allah olacak Celle Celaluhu. Adem Aleyhisselam bir yön olacak. Yalnız burada şu var. Nasıl ki biz bugün kıbleye namaz kılıyoruz. Kabe'ye bir saygımız var. Kabe kutsal olarak kabulleniyoruz. Öyledir Kabe. Kutsaldır, manevidir. Adem Aleyhisselam'ın tabi burada bir saygı olacaktı. Bütün melekler Mevla buyuruyor. Fesecedû Mevla buyuruyor. Buraya fe-fe-i takibiye. Allah-u Teala onlara secde emredince meleklerin her biri hemen secdeye kapandılar. İlla iblis. Ancak iblis dik kaldı. Kapanmadı. Eba. İbadeti. Kaşını secde etmekten vestekbere kibirlendi, büyüklüğüne onurlandı. Ve kâne minel kafirin, Allah korusun günümüz inşallah, ve şeytan iblis Allah'ım dinlememek ile kibirlenmek, onurlanmak, büyüklenmek ile, yani kendini Hazreti Adem'in üstün gördü. Beni ateşten,
onu topraktan yarattın dedi. Kendini ondan üstün gördü. Ama ne oldu? Vekâne minel kâfirîn, kâfirlerden oldu. Bunun için demek ki hiçbir insanı özellikle namaz kılan, secdeye kapanan kişileri, kelime-i şehadet söyleyen kişileri kesin olarak haşa ve haşa, onlar işte günahkar, onlar sapık, onlar müşrik diyemeyiz diyen kişinin kendi başına konular. Yine Mevlam bize buyuruyor Nisa Sûre ayet 36'da, Sebillah, İnnallâhe lâ yuhibbü men kâne muhtâlen fehûrâ. Mevlam buyuruyor, bakınız. İnnallâhe, Allah Teala Celle Şanı kesin olarak la yuhibbu, sevmez bak. Allah sevmez. Kimlere men kâne muhtale, muhtal kendi kendini beğenen. Ucup deniyor buna. Bir insan kendi kendini beğense. Şimdi ben daha doğru yoldayım, daha iyiyim, ben daha iyiyim diye kendini beğense ve fehura, bir de başkana karşı iftihar etse, kendi büyüklüğünü, üstünlüğünü savunursa, tabi bu kişisel olabilir ve grupsal olabiliyor. Yani grubu adına kişi böyle büyüklense, onurlansa, biz daha üstünüz, daha iyiyiz, daha iyi çalışıyoruz derse, Allah bunları sevmediğini ayet-i kerimende buyuruyor. Peki nasıl olacak müminlerin durumları? Hadis-i şerif vardır. Hadis okuyacağım, hadis-i şerif şimdi inşallah. Hem Buhari'de hem Müslim'de. Şöyle buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. Meselül müminine. Müminlerin mesele örneği neye benzer? Fî tevaddihim ve terahumihim ve teatufihim. Birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede, birbirlerine gönül bağlığıyla şefkatle bağlanmalarında Müslümanların neye benzerler? Meselül cesedi. Aynen bir ceset beden gibidir bütün müminler. İzeştekâ minhü uzbun, şu bedenden bir ağza, bir organ bir şikayeti olsa, hastan rahatsız olsa, acısı olsa, tedâlehü sâirü cesedi. Diğer bütün organlar ona yardıma koşarlar. Demek ki Peygamberimizin böyle bize verdiği bir örnek, benzetme. Peygamberimizin verdiği, tabi Resulullah bunu veriyor böyle. Demek ki Müslümanlar bir beden gibidir. Bedenin tabi organlar var. İç dış organlar var. Bir gözün birine bir şey gelsin, elde yardım ediyor. Artık insan bütün beden ona yardım ediyor. Bütün organlar koşuşuyorlar, ona yardım ediyorlar. İşte Müslümanlar da, gruplar da, Müslümanlar da. Olabilir grup grup. Mesela kimi delin böbrek gibi, akciğer gibi, karaciğer, kalp, beyin gibi, göz, kulak gibi. Ama ne olacak? Hepsi böyle din potasında birleşecekler. Birleşecekler. Amaç ne olacak? Amaç, gaye Allah'ın rızasını kazanmak. Amaç İslam'a hizmet. Amaç bir kişiyi batadan kurtarıp İslam'a getirmek. Genç nasıl gelirse gelsin. Mesela bir hasta, ağır hasta, tabi onu tedavi eden doktor ne diyor? Bu diye benim aşağı mesele, işte bunu İstanbul'a götürülmesi gerekiyor. Ya da mesela başka bir branşla, başka uzmanın da bunu nakledilmesi gerekiyor. Oraya sevk ediyorlar böyle. Ama hepsi birleşiyorlar böyle. Hatta bir hastayla bazen 2-3 tane doktora ilgilenirler. Hastanın gözü rahatsız olabiliyor, boğaz rahatsız olabiliyor, kalbi rahatsız olabiliyor, midesi rahatsız olabiliyor. Bevliye, idrar yollarında, mesanesinde prostat olabiliyor. Ne yapıyorlar? Her doktor, uzman doktor kendi sahasında aynı hastayla ilgileniyorlar, tedavi ediyorlar. İşte Müslümanlara böyle olması gerekiyor. Amaç Allah'ın rızasını kazanmak ise,
amaç Müslümanları bataktan, küfürden, dalaletten kurtarıp Allah yoluna getirmek ise el birliğiyle yeter ki Allah yoluna gelsin. Allah'ın kitabına bağlansın. Sünnetine bağlansın. Olsun, senin grubuna bağlı olmasın. Hiçbir gruba bağlı olmasın. Allah'a yönelsin yeter. Böyle olması gerekiyor. Bir hadisi okuyayım inşallah. Hadisi okuyayım inşallah. Eğer bir kişi Allah korusun kendini üstün görüp de ya da kendi grubu üstün görüp de eğer bir kişi diğer Müslümanları aşağılasa, diğer Müslümanları küçümserse, hatta onu alay etmen kalkışırsa, bakın bunun ne gibi bir ahirette cezası olacak. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, innel müstehzine binnâse, insanlarla alay edenler, insanları küçümseyenler, insanı aşağılayanlar, yuhtehu liyadihim babi minen cenneti. Tabi bunlar cehenneme atılacaklar bunlar. Yani kişinin ameli ne olsa olsun, eğer kendi şeytan gibi kibirli ise, onurlu ise, onda bir benlik varlık varsa, gerek kendi şahsına, gerek grubu adına, ancak biz üstünüz diye kendini öyle bir görüyorsa, bunlar cehenneme atılınca, bunlara cennetten bir kapı açılacak. Kendi cehennemde cenneti görecek, bu kişilere cennetten bir kapı açılacak. Feyukalu ve denecek ki, helümme helümme, gel gel, çık melekler diyecekler bunları. Sen çık cehennemden, azabın bitti, cennete gel diyecekler. Ve buna cehennetten kapı açacaklar. Feci bir kürbi ve gammi, o kimse artık derdiyle, gam ile, kederiyle o cehennemde ateşten çıkacak. Cehennetten kapısına sevinçle gelecek. Fiz etahü uğlika dunehu. Tam cehennem kapısına geldiği anda, artık gireceğim diye sevindiği anda cehennem kapısı yüzüne kapatacak. Tekrar geri bu atılacak cehenneme. Tabardan bir zaman geçecek. Yine aynı şekilde tekrar buna cennete gel denilecek, kapı açılacak, yine tam girecek, yine yüzüne kapanacak. İşte Allah korusun sevgili din kardeşlerim, böyle Allah yolunda Müslümanlar kardeştirler. Birimiz sevmemiz gerekiyor. Kesin olarak kimse kendini üstün görmesin. Hatta kişi karşı gelen üstün bile görmesi gerekiyor. Yine geçiyoruz şu ayet-i kerimeye. Mevlamız buyuruyor. Ve la telmizu enfuseküm. Ve nefsinizi de ayıplamayınız Mevlam buyuruyor. Yani birbirinizi de bak sen şöyle yapıyorsun, şöylesin, böylesin diye. Yani bu hakkı tavsiye değil de sırf aşağılamak için ayıplamayınız. Ve la tenabezu bil elkab. Ve birbirinize de kötü lakap. Yani ünvan isim takmayın. Mevlam buyuruyor. Kötü takmayınız. Tabi iyi bir isim takmak, yani bu isim dışında bir de lakap deniyor buna. Bunu takabilirsiniz. Mesela Hazreti Ebubekir nedir lakabı? Sıddık. Hazreti Ömer'in nedir lakabı? Ömer'i Faruk. Hazreti Osman Zinnureyn, iki nur sahibi. İki peygamber iki kızı aldığı için ölünce biri. Hazreti Ali Esedullah, Allah'ın aslanı. Hazreti Halid bin Velid Seyfullah, Allah'ın kılıcı. Demek ki böyle güzel bir lakap takmak var. Mesela beyefendi, hanımefendi gibi böyle takmak var. Ama aşağılayıcı kötü lakap takmak, işte kar, topa, şunlar, bunlar, ahlaksız, malaksız dememe gerekiyor. Bi'sel ismi füsuku
ba'del iman. Özellikle burada işte filan kafir, filan münafık, filan fasık, bilhassa bundan çok kaçınmak gerekiyor. Şimdi Mevlam buyuruyor, bir ise ne kötüdür ne kötüdür, el ismül füsuku ba'de iman. Bir mümin imandan sonra ona fasık demek, kafir demek, münafık demek, müşrik demek ne kadar kötüdür buyuruyor. Bu ayet-i kerimenin sebebi üzerinde şöyle bir müfessirler, Hazreti Safiye validemiz Bint-i Huyey, biliyorsunuz Safiye validemiz Hayber'de, Yahudi ırkından kendisi, Hayber'in fethinde Peygamberimiz bu esir düştü Safiye, Peygamber bunu esaretten azat etti, nikahlayıp aldı. Bir gün Hazreti Safiye validemiz Resulullah'a geliyor, şöyle diyor, ya Resulallah, bazı kadınlar bana ey Yahudilerin kızı Yahudi diyorlar bana diyor. Demek ki bakın o zaman da bile tabi bu ayet-i kerimle gelmeden önce bu bilinmediği için buna ya Yahudiye binti Yahudiyin diyorlarmış. Ey Yahudilerin kızı Yahudi diyorlarmış. Buna tabi hoşlanan gitmiyor bu. Çünkü Müslüman oldu. Peygamberimizin mübarek zevcisi oldu. Böyle bir makamı yükseldi. Allah aşkı sevgisine tamamen cezbeye girdi kendisi. Şikayet etti. O zaman Peygamber şöyle buyurdu. Ya Safiye, onlara sen desen ki, Harun benim babam aleyhisselam. Musa benim amcam. Yusuf benim zevcem. Onlar da buyurdu Peygamber aleyhisselam hazretleri. İşte bunun üzerine ayet-i kerime geldi. Allah Teala bunu yasakladı Allah Teala bunları. Yani ya Yahudi, ya Hristiyan, ya müşrik, kafir demek dinimize bu kesinlikle yasaklandı. Ve men lem yetüb, Allah Teala buyuruyor, kim ki tövbe etmez ise, yani daha evvel yapmış, hata etmiş, işte kendini üstün görmüş, onur benliğine kapılmış, bir aşamamış, diğer insanları gerek kendi kişiliğinde gerek ki grubu adına eğer başka grupları diğer Müslümanları küçük görmüş, aşağılamış ise ya da böyle kötü lakap takmış ise eğer bundan tevbe ederse tabi Rabbim affediyor. Mevlam şöyle buyuruyor, ve men lem yetüb, ama hala tevbe etmezse, hala bu sapıklığında direnirse, inatla buna direnirse, fe ulaike humuz zalimun, işte onlar zalimlerdir Mevla buyuruyor. Bir de inşallah yine Müslüman arasındaki bir konuda, kardeşin konusu da nedir? Suizan, kötü zan yani. Allah Teala bunu yasaklıyor Müslümanlara. Mevlamız buyuruyor, Sebillah, ya iz amenü tenibu kesire minellan. Ey müminler, yine burada yağ geliyor. Ey müminler, iyice tenibu kaçının. İçtinap şöyle yan yan korkarak kaçının. Kesiren çok kaçının ama çok korunun. Neden? Minellan, zandan kaçının. İnne ba'da zanni ismin. Çünkü zannın bazısı isimdir, günahtır, haramdır böyle buyuruyor. Demek ki zan burada şimdi ikiye ayrılıyor. Mevlamız bize buyuruyor, zandan çok kaçınız, yani böyle zannederim bundan kaçınız. Hangi zandan? İnne ba'da zann ismin, zannın bazısı günah, bazısı değil. İki zan var,
Biri hüsnü zan, güzel zan. Yani karşıdaki kişiye, kişi bakınca ona kadar insan güzel bir zan besliyor. Maşallah ne Müslüman kişi, ne takva kişi, ne nurlu kişi diye sevmek. Özenmek hatta ona böylece. Bakın bu nedir? Allah katında çok kıymetli bir şey böyle. Yani bir insan elden geldiği kadar kendi insan küçümsemeli. İblis, yani şeytanın başı olan iblis dünyada çok yaşadı. Çok ibadet etti. Sonra birinci göğe semaya kaldırıldı. İkinci, üçüncü derken o iblis o kadar ibadet etti ki Allah Celle Şanlı'yı artı yedi kat gökte melekleri aştı. Cennetteki meleklerin başına hocası oldu. Onların amiri oldu cennette. İblis bir gün diyor ki meleklere, cennetteki meleklere, ey melekler, ben diyor ilahi bir sırra vakıf oldum diyor. İlahi bir sır, ona ulaştım, vakıf oldum. Nedir bu diyorlar melekler? Tabi hocalar iblis. Nedir bu? Allah Teala'nın has kullarından biri. Allah'ın özel kullarından biri. Yani çok yücelmiş, büyük makamlar almış Allah katında. Böyle Allah'ın bir kulu Allah Teala'ya Celle Şanlı'yı isya edecek. Sonra o kul Allah tarafından lanetlenecek. Belin olacak. Ebedi cehennemde kalacak. Meleklere bunu duyunca iblisten hocalarından melekler korkuyorlar. Hepsi titriyor melekler. Ama ne olur hocamız? Ne olur hocamız? Bize dua et. Biz Allah'ı isyan etmeyelim. Okul biz olmayalım. Ama bize dua et. İblis bunlara dua ediyor. Ya Rabbi bunlara okul olmasın. Ama kendini duaya katmıyor. Yani kendini öyle üstün görüyormuş ki anda kendisini. Kendini katmıyor buna. Tabii işte sonunda imtihanda Adem Aleyhisselam'a secde edilince o zaman iç bedene çıktı. O gördüğü lanetlenen kul kendi oldu. Bunun için Mevla buyuruyor, zannın bazısı, yani suizan deniyor buna. Kötü zan bu günah. Bir Müslümanı gördüğümüz zaman ona karşı kötü zan beslemememiz gerekiyor. Evet, ben görmüyorum ama inşallah evde namaz kılıyordur. Ya da başka camide namaz kılıyordur diye yine o kimseye hüsnüzden yapmamız gerekiyor, kötüzden yapmamamız gerekiyor. Yalnız tabii açıkça haram işleyen kişiye karşı da iyi zan beslenmez tabii. Vela tecessüsü, Mevlamız buyuruyor, bir de tecessüs yapmayın. Tecessüs, yani casusluk Türkçe anlamına geliyor ki, mümin kardeşlerin gizli işini araştırmayınız. Acaba önünde ne yapıyor, ne ediyor, ne yapıyor? Bunu araştırmayınız böyle. Acaba evinde içki mi içiyor, şunu mu yapıyor, günah mı yapıyor? Kim kime ne yapıyor? Bunları araştırmaya Mevlam buyuruyor bakın. Araştırmaya Mevlam buyuruyor. Yani güzel Rabbimiz ki Erhamü Rahim Mevlamız Allah kulunu bakın set örtüyor Mevlam. Gizliyor Mevlam böylece. Bir gün Hazreti Ömer Hazretleri halifeyken Hazreti Ömer hilafetinde Hazreti Ömer geceleri de tek başına eli denini alır, Medine'de dolaşırdı. Acaba bir eksik bir şey olmasın, yanlış olmasın, bir şey olmadıktan bir teftiş olarak dolaşırdı halifeyken. Yine bir gece Hazreti Ömer Medine sokaklarında dolaşırken bakıyor bir evden bir şarap kokusu geliyor. Hem de bir kişi gevezelikle konuşuyor. İşte şiir mi falan okuyup şey yapıyor, gevezelik yapıyor. Yani bir sarhoştan gelen sesler geliyor. Bir de şarap kokusu geliyor.
Medine Münevvere tabi sıcak memleket. O zaman cam da yoktu zaten kapılarda, pencerelerde. Hazreti Ömer hemen pencereden başlarına sokup bakıyor. İçeride bir genç şarap içiyor gerçekten. Hem gevzelik ediyor. Böyle artık sarhoş haline gelmiş. Hazreti Ömer heybete birdenbire pencere içine giriyor pencereden. Ne yapıyorsun gence? Nasıl sen şarap içiyorsun? Allah'a korkmuyor musun? Talifete konucularımız da gerekiyor. Bakınız o zamanın bak insanlarındaki bilgiye bakın. O genç yani bayağı alkolik bir durumda, sarhoş durumdayken bile Hazreti Ömer şöyle diyor. Ya emirel müminin, ey müminlerin emiri amiri. Evet ben de şu anda içtiğim bu şaraptır. Şarap içiyorum, sarhoşum şu anda. Ben şu anda bir suç işliyorum. Ama sen diyor şu anda dört tane suç işledin diyor bak Hazreti Ömer'e. O kişi genç söylüyor. Ya Ömer, ben şu anda bir suç işliyorum, haram işliyorum. Ama sen şu anda tam dört tane suç irtikabeti işledin. Hazreti Ömer kendine korkuyor bu sefer. Bakın. Yani yok, beni daha yok. Bakın. Koca Ömer, halife emir-i mümin Ömer, daha ki Ömer korkuyor. Peki benim dört suçum ne? Unutuyor onun suçunu. Hazreti Ömer için kendi suçuna dönüyor. Peki ben dört suçum ne? Bakınız genç hep ayet-i kerimeyle ona cevap veriyor. Ya Ömer, Allah buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de diyor, vela tecessüsü, kimsenin gizlişini araştırmayınız. Evinde kapını ne yapıyor araştırmayınız diyor. Bak sen diyor başını pencereden soktun, benim ne yaptın araştırdın diyor. Bak Allah'ın emrine burada bir çiğnedin diyor. Bu bir. Hazreti Ömer tamam doğru, ben suçluyum ona diyor. Peki ikinin suçum ne? Genç ayetlikle cevap veriyor. Allah Teala Kur'an'da buyuruyor diyor. Ve tülüm buyute min evvabiha. Allah buyuruyor diyor. Evlere kapıdan girin. Allah buyuruyor diyor. Sevedi pencereden girden bak diyor. Bu da bir suç değil mi? Hazreti Ömer evet bu da suçum benim diyor. İki suçum diyor. İkincisi. Peki üçüncüsü ne diyor? Mevlam buyuruyor diyor. Kendi elinizden başka yerlere girmeyiniz. Hatta testeinizü. Ta izin almadan ev sahibinden, ev sahibine izin almadan başka yerlere girmeyin Mevla buyuruyor diyor. Sen benden izin almadan evime girdin. Bu suç mu? Hazretim, evet bu da suçum benim diyor. Peki dördün suçun ne diyor? Mevlam buyuruyor diyor. Betüsünümüne ehliya ve izin aldıktan sonra selam verip öyle eve girin buyuruyor diyor. Sen diye selam dayanın buraya girdin. Dört suçun diyor. Hazreti Ömer evet diyor. Ben senin daha aşağıdan suçluyum. Oturalım ikimde tevbe edelim diyor. Sen Allah'a tevbe bu işi bırakacağına diyor. Allah'a tevbe edelim diyor. Genç hemen şarabını döküyor. Ömer sen şahit ol. Allah'ım şahit olsun. Artık ağzına koymayacağım diyor. Ve tevbe ediyorlar. İşte Mevlamız buyuruyor sevgili kardeşlerim. Bakınız İslam güzelliğine. Vela tecessesu. Kimsenin gizli işlerini araştırmayın. Ne yapıyor, ne ediyor gizli araştırmayın. Mevlam buyuruyor. Ve arkada Mevlam şöyle buyuruyor. Vela yaltabalukum ba'da. Bazınızı yani birbirinizi gıybete etmeyin Mevla buyuruyor. Gıybet etmeyin. Nedir gıybet? Yani Türkçemizde dedikodu. Gıybet gayb kökünden geliyor. Yani yanımızda olmayan, biz yanımızda olmayan bir kişi arkasından çekiştirmek, dedikodusunu yapmak, işte buna gıybet deniyor. Allah-u Teala bunu bizlere yasaklıyor. Bela yalta neyi olarak Allah bunu nehyediyor, yasaklıyor, haram kılıyor. Hatta hadis-i şerifin birinde gıybetin zinadan daha eşed olduğu bildiriliyor sevgili kardeşlerim. Yani gıybet bu kadar korkunç bir şey gıybet yapmak.
Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri eshabına şöyle buyurdu. Hel tedrune mel gıybeti. Peygamberimiz eshabına bir gün şöyle buyurdu. Eshabım, ümmetim eshabım, sizler gıybet nedir biliyor musunuz? Kalu Allah Resulü alemi. Dedi ki sahabelere, ancak Allah Resulü bilir onu. Allah'ın peygamberi bilir onu. Gıybet nedir aslı, esaslı incelikleri bilemeyiz. Kale aleyhisselam, peygamber şöyle buyurdu bakınız. Yani gıybet nedir? Zikrüke ehayke bima yekrehuhu. Peygamberimiz böyle özetledi gıybetinde olduğunu. Zikrüke ehayke bima yekrehuhu. Bir din kardeşinin hoşuna gitmeyen şeylerle onun arkasından konuşman, onu zikretme, hatırlamandır buyuruyor. Demek ki yanımızda olmayan bir Müslüman kardeşimiz duyarsan hoşuna gitmeyecek. Onun kiri göreceği, çirkin göreceği bir şeyi arkasından konuşmak, bu gıybet oluyor. Kıyla. Peygamberimize denildi ki, soruldu ki, اَرْاَيْتَ اِنْكَانَ ف۪ي اَخ۪ي مَا اَكُولُ لَهِ. Dedi ki sahabeden birisi, ya Resulallah, peki ben yanında olmayan bir kardeşim aleyhinde konuştum. Onun yaptığını söyledim. Onda olan bir şeyi söyledim. Bu da gıybet midir olan bir şeyi? Kale, اِنْكَانَ ف۪يهِ مَا تَكُولُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهُ. Peygamber şey açıkladı. Eğer sen yanında olmayan bir din kardeşin aleyhinde arkasında bir şey söyledin, o söylediğin de onda bulunan bir, onun yaptığı bir şey ise bu gıybettir. وَاَلَّمْ يَكُمْ ف۪يهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ. Eğer yapmadığı bir şey söylersen, o zaman bu Allah korusun bühtan deniyor, iftira bu böyle. Bunun şeyi daha büyük böyle şey. Hadis-i şerif Müslim'de muhteremler. Demek ki gıybetin, yani dedikodunun Peygamberimizin ağzından özetlenen özet şudur, özü. Yanımızda olmayan bir kişiyi konuşuyoruz. İşte filan komşum bak şöyle şöyle yapmış. İşte filan kişi bakma şimdi namaz kıldığına, o zaman da şöyleydi. İşte filan kadına bakmasan bugün örtündüğüne, o ne açıktı bir zamanlar, ne de bunlar. Hep bunlar gıybet sevgili kardeşlerim bakınız. Yani bir Müslüman gerçekten o işi yapmış, o günah işlemiş, o kötülüğü yapmış, onları yapmış. Onun yaptığını burada konuşmak, söylemek, bu da ne oluyor? Allah katında işte gıybet anlamı bu, yapmışsa. Eğer yapmadığını, kulaktan duyma, bir fısıltı şeklinde, efendim filan filan böyle böyle demişler, ama gerçeği bilmeden, eğer yapmadığını iftira olarak söylerse, o zamanlar korusun, bühtan dönüyor. Bühtan dönüyor, iftira oluyor ki, onun günahı çok korkunç günah var. Peki gıybeti yapılan bir yerde oturan kişi, bunu duyarsa onda günahı var mı? Yine hadis-i şerif Taberani'den buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Resulullah ne yetti Resulullah? Annenin gıybeti ve annenin istimai. Bakınız. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hem gıybet yapmayı Peygamberimiz yapmayın dedi sahabe ümmetine, hem de ve an istimai, gıybet yapan kişi dinlemek. Demek ki bir kişi oturuyor, iki kişi, üç kişi oturuyorlar otururken. Bir işte bak filan böyle, kadın böyle, kızı böyle, gelini böyle, kaynısı böyle, filan kişi böyle, kocası böyle bir şey söylüyor. Evet yaptıkları söylüyor. Öyle yapmışlar. Doğru söylüyor. Ama eğer onlar o andara gelse susacak. Susacak. Onlar duysalar, onlar hoşlanmayacaklar ondan. Hoşlanmayacaklar ondan. Bunun için demek ki bunu dinleyen de Peygamber de men ediyor böyle şey. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, el müstemiu ehadül mutabin. Gıybeti dinleyen de gıybet yapandan birisidir.
Kendi gıybet yapmıyor. Oturup ama dinliyor ama. Onları dinliyor. Hatta hoşuna ne gidiyor? Hele sevmediği bir kimse ise aleyhine konuşan hoşuna ne gidiyor? Onları dinliyor. O gıybet yapmasa, karışmasa bile onları dinlediği için o da gıybet yapanlar birisi olmuş oluyor. Hatta bir de şöyle buyuruluyor. Es-sâketü şirikün. Ve orada susan kişi o da ortaktır böyle şey. Peki ne yapma gerekiyor böyle bir yerde? Bir insan bir yerde oturuyor. Biri gevezelik yapıyor. Zavallı sanki kendi sırat köprüsüne geçmiş. Sanki cennette mücrimi sanki kendisi de kalkıp başkalarından kusurunu atma çalışıyor. Ne yapma gerekiyor? Bir de burada müjde var şimdi. Hadis-i Şerif Tirmizi'de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri men redde an ırzı ehihi. Bir kimse gıybet, dedikodu yapılan bir yerde bulunan bir kimse kalkar da o gıybet yapılan kişiyi orada savunursa, onu müdafaa ederse, yok hayır öyle yapmaz o. O işte şöyle iyidir, böyle iyidir, böyle dememiştir, böyle demez diye onu savunursa din kardeşini reddallahu an veşihindare yevmel kıyameti bakınız. Allah da o kimsenin yüzünden kıyamet gününde ateşi uzaklaştıracak. Uzaklaştıracak böyle. Yani bu kişi Allah'ın izniyle orada aldığı sevaplardan dolayı cehennem ateşinden uzaklaştırılacak. Bu kadar sevabı var. Demek ki insan tabi her zaman olan meseleler bunlar. Ne hikmetse cami kahvesinde oluyor bunlar. Hatta cami önünde, bilhassa yaz günlerinde camiye giden kişiler bazen otururlar, caminin otururlar da orada yine gıybet yaparlar. Hatta hacca giden kişi hac yolunda gıybet yapar. Ve hatta bunu da beter Allah korusun. Kişi Haram-ı Şerif'te oturur. Yani Beytullah, Kabe'nin karşısında otururlar. Gele birkaç kişi. İşte memleketten derken, komşan derken o adamın gıybet olur bakınız. Oysa gıybetin günahı alkolden çok daha beter aslı bana işe. Yani bir hac yoluna kişi Allah korusun bir alkol içerse alsa tabii herkes bunu acaba bu çılgın mı deli mi derler böyle işe. Derler. Demek ki bundan çok kaçınmak gerekiyor ve bulunduğumuz yerde bir kimse gıybet yapıyorsa eğer biri onu tanısın tanımasın o kişiyi savunursa Allah bundan razı oluyor. Allah kişiyi yüzünü ateşten koruyor. Yine bir hadis-i şerif Ebu Davud'da Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Lemma urcebi ne zaman ki Peygamber Aleyhisselam buyuruyor Miraca yükseltildim, çıkarıldım. Mererdi bir kavmin. Peygamberimiz de Miraç gecesinde hem cennet gösterildi, peygamber cenneti gezdi, peygamberimiz de cehennemde gösterildi gökten. Cennet gökte değil tabi. Cehennem gökte değil. Peygamberimiz cehenneme tabi girmedi ama birinci gök semadan peygamberimiz cehennem gösterildi. Peygamberimiz şöyle buyuruyor, bir kavmi aradım orada cehennemde. Gördüm onları yani. Lehum ızfarun min nuhasin. O gördüğüm bir insanlar, toplum, grup. Onların öyle tırnakları, büyük tırnakları var ki hem de min nuhasin bakırdan bakınız. Bakırdan. Allah öyle yaratacak. Allah dediği gibi yaratıyor Mevlam. Bu kimi yaratan Mevlam? Onu maden yapar tam Mevlam. Bu ilahi kudret yapar bunu. Bakırdan tırnak olan bir kavim gördüm. Yahmişûne vücühevüm ve sûdörehüm. Bunlar durmadan yüzlerini, göğüslerini paramparça ediyorlar. Paramparça durmadan böyle parçalıyorlar. Kanlar akıyor, irinler akıyor, cerahatlar akıyor. İnliyorlar, şey yapıyorlar. Ama
ellerinde olmadan, yani irade dışında, sanki otomatik bir makineye bağlanmış gibi ellerini durmadan bunların uzun tırnakları, bakırdan bağdan tırnakları, yüzlerini, göğüslerini paramparça ediyor. Paramparça ediyor. Fekultü men hâle ya Cibril. Onda Cebrail'e sordum diye, ya Cebrail bunlar kimler? Bunlara ne günah var dünyadayken? Kal hâle lezîne yeltâbûnen nâse. Cebrail bana şöyle cevap verdi diyor. Bunlar öyle insanlar ki, bunlar dünyada insanların gıybetini yapanlar, dedikodu yapanlar, insanları arkadan çekişenler bunlar buyurdu buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, Allah için düşünelim diye bak. Yani gıybet yapmamızda hiçbir faydası yok bizlere. Dünyada da böyle. Yani bir kişinin ne kadar arkasından konuşsak, kötüleşsek, ne kadar konuşsak, bize bunun hiçbir yararı yok. Yararı yok dünyada da. Hatta dünyada bunun bir zararı da var. O kişi bunu duyarsa tabii ki kızacak, darılacak, ailemize de konuşacak. Onun bize zararı var. Bir de ahirette bakın bu kadar, Allah korusun, azabı büyük bu. Buna kaçınmamız gerekiyor. Peygamber şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Tuğba, ne mutlu. Limen şegalehu aybühü an uyubin nasiye. Hadis-i şerif. Peygamber şöyle buyuruyor, ne mutlu o kişiye ki, o kişi kendi ayıplarıyla, noksanıyla, kusuruyla meşgul olur. Onları düzeltmeye çalışır, tevbe etmeye çalışır da, diğer insan ayıbıyla uğraşmayan zaman bulamaz buyuruyor. Halbuki şu zamanda hepimiz tabi, her birimiz günah batmışız sevgili kardeşlerim. Neredeyse yani kendimizi iyi görmeyelim. Tabi Allah iyilesin inşallah. Ümit kesilmez Mevlamızdan. Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Ama günahsız değiliz ama. Yani tertemiz değiliz ama. Evliya değiliz yani biz. Bunun için Peygamberimizin bakın ne güzel bir peygamber buyuruyor. Ne mutlu o kimseye ki o kişi kendi ayıbınla uğraşır. Kendi kusurun, noksanla uğraşır. Eyvah şöyle yaptım, böyle yaptım, namazım kazaya kaldı. Eyvah kızdım mı, kalp kırdım mı acaba? Kendi ayıbına meşgul olur. Diğer insan ayıbına uğraşmaz, zaman bulamaz. Peki bir insan gıybet yapmışsa bunun tevbesi nasıl olması gerekiyor şimdi? Tabi bu yapılıyor. Hep yaptık mesela. Allah affetsin inşallah. Ama nasıl olacak? Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, kefaretü meni teptehü en testağfire lehü. Kefaretü men iğteptehü en testağfire lehü. Peygamber buyuruyor. Bir kimsenin gıybet yaptıysan nedir bunun kefareti? Kefareti nedir bunun? En testağfire lehü, onun için Allah'a dua et, onun affolması için ona da istiğfar et peygamber buyuruyor. Demek ki böyle etmemiz gerekiyor. Ya Rabbi, ben kimlerin gıybetini yapmış isem, aleyhinde konuşmuş isem, yapmışsam ya Rabbi, ne oluyor ya Rabbi? Beni de affet ondan dolayı, onu da affet ya Rabbi. Yani o kul o günah yapmışsa bile, affet, dua etme gerekiyor. Hatta şöyle bir dua da vardır. Allahümme ufirli velimen iğtebtühü. Arapça olarak bir duası vardır bunun. Anlamı şu. Allahümme ufirli. Allah'ım beni affeyle. Yani gıybet ettim. Sen bunu yasakladın. Haram kıldın. Ama nefsime uydum ya Rabbi. Şeytana uydum. Gıybet ettim. Beni bunun için affeyle. Velimen iğtebtühü ve gıybetini yaptığın kişiyi onu da affeti ya Rabbi. Yani bunu inşallah bu duayı okusak inşallah tekrarlayayım inşallah. Allahümme gfirli. Allahümme gfirli velimen
İğtebtühü. Bu kadar. Tekrar okuyayım inşallah. Allahümme gfirli velimen iğtebtühü. Yani ya Rabbi, gibet yaptığım için beni de affeyle, bağışla, günahımı suçu affeyle ya Rabbim. Ve gibet yaptığım kişiyi de affeyle diye dua etme gerekiyor. Yalnız tabi bazı hallerde gıybete izin veriliyor. Bunun bir istisnası da var. Yalnız önce ayet-i kerimeye devam edeyim inşallah. Allah Teala şöyle buyuruyor bizlere. Gıybetle ilgili olarak Bismillah Eyyuhibbu ehadüküm. Sizden birini ister misiniz, sever misiniz? En yekülahm ehihi meyten. Bir ölen kardeşinizin ölü etini yemek ister misiniz? Bildiğim kardeşiniz ölmüş, meyit olmuş, ölmüş. Onun etini çiğ çiğ kokmuş yemek ister misiniz? Fekerihtumu. Tabi istemezsiniz Mevlam. İkrar ettiniz ondan Mevlam buyuruyor. Demek ki gıybet yapmak bu anlama geliyor. Ölen kardeşimizin ölüsünü yemeye benziyor. Allah Teala bunu buna burada benzetiyor, örnek teşbih ediyor. Neden? Çünkü gerçekte gıybet yapılan kişi orada olmadığı için, orada gayb olduğu için ölüm mesabesinde o. Ölüm mesabesinde. Hatta Peygamber'in zamanında bir mucize olarak çok olaylar olmuş. Mesela bir şekilde bir sefere giderlerken bir mola veriliyor. İki kişi diyorlar ki ya Selman-ı Farisi'ye. Selman-ı Farisi tabii köleden yine azat olduğu için gayet fakirdi. Hiçbir şey yoktu. En azından iki kişi yanı peygamberi vermiş. Mola verince bu iki kişi diyor ki Selman-ı Farisi'ye ya Selman, bak yanımızda biraz ekmek var ama Peygamber yanında belki et katı da vardır. Git iste bakalım diyorlar. Hazreti Selman gitti Peygamberimize. Ya Resulallah, beni Ensar'da iki kişi gönderdiler. Yanında katık et varsa onlar istiyorlar. Peygamber şöyle buyurdu. Ya Selman, onlara söyle. Onlar eti yediler. Et yedi onlar. Hazreti Selman geliyor, bakıyorlar, elde bir şey yok. Ama şöyle olmuş, onlar Hazreti Selman-ı Farisi'yi Peygamberimize et istemeye gönderince, arkasından konuşmuşlar, bu Selman da bir şey beceremez. Beceriksizin biri. Yani su kuyuya girse, oradan su çekip bulup bize getiremez. Beceriksiz demişler, arkasından konuşmuşlar. Tabi Allah bunları biliyor, görüyor. Peygamberimiz Mevlam bunu bildirdi. Selman'a gelince Peygamber buyurdu. Ya Selman onlara söyle, onlar eti yediler senden sonra. Hazreti Selman geldi, eli boş tabi. Ne oldu Selman dediler, şimdi gülüşüyorlar da. Resulullah'a ben durumu söyledim. Siz benim arkamdan et yemişsiniz. Ya yemedik. Bilmiyorum öyle Resulullah. Tam merak ettiler, geldiler. Ya Resulullah, sen böyle demişsin Selman, et yemedik biz. Peygamber'e gibi tükürün bakalım. Şimdi bir tükürürler, ikisinde böyle kanlı et, çiğnim et ağzından düştü. Tabii mucize olarak bu düştü bu. Demek ki Allah korusun, bir kişi gıybet yaparken nasıl insanların ciklet sakız çiğniyorlarsa, demek ki gıybet yapan kişi de o anda ölü etini ağzında çiğnemiş oluyor. Allah korusun, bu kadar kötüdür. Vettekullah. Allah sonra şöyle buyuruyor. Allah'tan korkun, sakın ha sakın gıybet yapmayın Mevlam buyuruyor. Kimseye karışmayın. Kötüyse, günah da yapmışsa, yapıyorsa o Allah-u Teala biliyor. Biliyor. Bir adı şiiri var. Çok dikkatimi çekti benim de. Bir kişi
tevbe etmiş. İmkanı tabi hadis-i şerifte geliyor. Hadis-i şerif aklımda yok şu anda muhtemelen. Bir kişi tabi zamanında işte alkol de almış, hatta kumar da oynamış ve hatta fuhuş da yapmış. Kadın aç saçta gezmiş. Ama nasip olmuş. Mevla nasip etmiş kişiye. Tevbe etmiş. Allah da kulun tevbesini kabul etmiş ki kul Allah'a dönmüş bakın sevgili kardeşlerim. Bir kul bataktan çıkıp da Allah yoluna dönebilmişse Allah onun tevbesini kabul etmiştir. Allah onu kuluna kabul etmişti ki kul Allah'a dönebilmiştir. Özellikle böyle tevbe edip de tevbesi kabul olan bir kişi aleyhinde konuşmak Allah korusun çok ama çok daha bir suç bu böylece. Hadis-i şerif işin aklıma gelin muhteşem kardeşlerim. Peygamber şöyle buyuruyor. Men ayyere ehâhü bizenbin kat tâbe minhü. Men ayyere ehâhü bizenbin kad tâbe minhü. Peygamber buyuruyor. Bir kimse diyor ki ayıplıyor yani. İşte o şöyle yaptı, şöyle yaptı. Yaptı ama nasip olmuş. Tevbe etmiş. Bırakmış onları. Peki tevbe etmiş ne anlama geliyor burada? Yani silmiş onları. Allah'ın affet bağışlamış onları. Bağışlamış Allah'ta onları. Demek ki güzel tevbe etmiş. İcabında gözyaşından dökmüş, pişman olmuş, ağlamış. O ilahi kapıda diz çökmüş, secdeye kapanmış. Rabbim sen benim Rabbimsin, kulun demiş, beni kabul et demiş. Tevbe etmiş suçlarını. Kul Allah'a dönebilmiş. Allah yolunda mı? İşte tevbesi kabul olmuştur. Olmuştur. Böyle bir kimsenin aleyhinde konuşmak. Ben onun eskisini bilirim efendim işte. Zamanında şöyledi, böyle şöyle demek Allah korusun. O kadar kötü ki Allah korusun. Hatta hadisin devamı bir anında bir kimse böyle bir insanı böyle bir suçla İttiham ederse, ayıplarsa o suçu kendi başına gelebilir kişinin Allah korusun sevgili kardeşlerim. Bundan çok kaçınmamız gerekiyor. İşte Mevlam buyuruyor. Vettekullah Allah'tan korkun. Çünkü Allah her şeyi görebiliyor. Bir hesap günü vardır. İnnallâhe tevvâbur rahîm. Ama Mevlam bir de şöyle buyuruyor. İnnallâhe bak. O güzel Mevla kesinlikle Tevvabur Rahim. Tevvabın Tevvaptır. Ne de Tevvab? O Allah tevbeleri de kabul edicidir. Edicidir. Haş Allah'ın kuluna kini yok ki. Biz kimimizi aşamayız. Onumuzu aşamayız. Biz kolokluya bağışlayamayız. Hatta görünümde öyle affettik desek bile İçimizden kolay kolay unutamayız bazı meseleleri. İçimizi atamayız onlara böyle şey. Ama Yüce Mevlam bunlardan tenzih ederiz Mevlamızı. O güzel Mevla'nın haşa kuluna kini yok Mevlamızın. Yeter ki kul Mevla'ya dönsün. Allah tevvaptır, tevbeyi kabul eder. Rahimin Allah rahmet, merhamet sahibidir Mevlam kul affeder. Şimdi bazı hallerde gıybete izin veriliyor bazı hallerde sevgili kardeşlerim. Hatta bunları 6 bölümde toplamışlar büyüklerimiz. Zulme uğrayan bir kimse, dövülmüş, aşağılamış, sövülmüş, mal alınmış bir kimse, hakkını araması için yetkililere, işte bana şöyle yaptı, böyle yaptı, böyle, bunlar tabii söylemesi hakkıdır, bu gibi de girmiyor. Yine bir kimse bir günahla karşılaşıyor. Kendi günah işlemiyor. Fakat bir günah işleniyor. Mesela bir yere toplanmışlar, içki içiliyor, kumar oynanıyor. Ya da bir gizli bir yerde bir fuhuş yapılıyor. Randevu gibi bir yerde gizli fuhuş yapılıyor. Böyle bir haram işleniyor. İşte uyuşturucu satılıyor. Bir şey yapılıyor. Bu kimse
tabi buna gücü yetmiyorsa, ki bir kişi yetmezse buna gücü, bunu engellemeye, bu kişi ne yapacak? Gücü yetenlere, yetkililere, sorumlulara gider, haber verir. Bak filan filan kişileri gördüm, orada bak fuhuş yapılıyor, kuma oynanıyor, işte uyuşturucu satılıyor derken, bunları söyler. Mesela bir eve hırsız girdiğini görüyor kişi. Komşu evine hırsız giriyor. Gece oturmuş camda, kişi uykusu kaçmış, görüyor. Buna tabi gücü yetmez kendisini hırsızlığını yakalamaya. Ne yapar? İcabını tamamen der polis jandarma. İcabını komşuna haber verir. Bunu söylemekte gıybet olmuyor bu da. Bir de dini açıdan durumu öğrenmek için. Mesela eşya arasında olur, işte şu komşu arasında olur. İşte komşum bana böyle böyle yapıyor, işte kocam bana böyle böyle yapıyor, hanım bana böyle davranıyor. Ne yapmam gerekiyor diye bunun kusurunu söyleyebilir. Kime? Ancak kim fetva vermeye yetkili ise, ama kalkar da mesela bir kadın, kadını arasında sırf laf olsun diye kocasına kızmış, darılmış, işte şöyle 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 haline konuşursa gıybet oluyor sevgili kardeşlerim. Tabi bir erkek de hanımını gereksiz yere yetkisiz kişi yanında hanımın haline konuşursa da gıybet olur. Bir de İslam adına konuşanlar, daha biliyorsunuz hele günümüzde çok bunlar, akademi ünlü olanlar da var işlerinde, yani profesör ünlünün takılan işlerinde var. Bazıları tabi art niyetli işte, her neyse İslam'ı bozmaya, haşa peygamberi dışlamaya, 1500 senelik İslam'ı tamamen değiştirmeye kalkışıyorlar yanlış fetvalarla. O zaman bu kişilerden söyleme gerekiyor. Bak filan kişi böyle böyle fetva veriyor. İşte efendim işte filan kanalda böyle konuşuyor, böyle yapıyor. Ama o aslında sapıktır bak. Ya ajandır, art niyetidir. Bunlara da teşhir etme gerekiyor. Bu tabi gıybete girmiyor. Bir de özellikle çoğumuzun karşılaştığı bir mesele var. İstişarede bir insan gelip bize danışıyor. Mesela ev alacak. Ben de filan bir almak istiyorum. Acaba komşuları nasıl acaba diyor. Bilen kişi doğru söylemesi gerekiyor burada şimdi. Burada. Evet, bu komşunun mesela erkeğidir ama hanımı şöyle. Ya da kadın yemeği konusu bu şekilde. İşte kavgacı, şucu bucu, hatta eli açık ya da eli uzun, yani hırsız yapabilir. Söylemesi gerekiyor. Bir de evlilik tezevvüç konusunda da mesela gelirler, bir kızı komşularına sorarlar. Nasıl kızdır bu? Efendim işte ara bozmayayım, şey yapmayayım dedik olmasın diye. Burada yok böyle şey. İstişare. Yani bir kimseye danışılıyor. İşte kızım istiyorlar falan erkeğe. Nasıl kişi, nasıl aile? Ya da kız işte kız isteyecek. Sorulduğu zamanlar burada ifrata kaçmadan, yani burada aşırılığa kaçmadan olduğu gibi söyleme gerekiyor burada. Ne kusurları varsa söylemesi gerekiyor burada. Bir de sevgili kardeşlerim, bazı kişiler vardır ki mesela ahlaksız. Tabi bu erkek de olabilir, kadın da olabilir. Mesela kadın, öyle kadın vardır ki hatta namaz kılan içerisinde olabilir. Örtülü kadın olabilir. Alışmıştı hırsızlık böyle. Tam komşuya gider, ona gider, buna gider ama o komşu bir şey kaybolur, çalabilir. İşte böyle bir kadın biliniyorsa daha mesela yeni bir kiracı gelmiş, yeni bir komşu gelmiş, ona haber vermek gerekiyor. Bak filan kişi var ya, onun eli uzunur biraz. Ona dikkat et. Onunla fazla samimi olma. Onu da yanında bırakma. Onun bir hastalığı var. Bir şey çalabilir. Ya da bazı kadınlar Allah korusun dışa karşı bir harama karşı bir meyilleri vardır. Başka erkekleri yoldan çıkarma bir sempatileri vardır. Bunu söylemeye gerekiyor. Bak filan kadın var ya, onunla fazla görüşme. Kocanın onu fazla alma. Kocanın başına çıkarabilir.
Tabi erkek de olabilir bu. Mesela erkekler de işte evli de olduğu hala kendisi haşa helalla yetinmeyip dışarıda gözü olabilir. Haramda olabilir. Bunu söylemek gerekiyor. Demek ki bu gibi hallerde de gıybet olmuyor. Bir de bir kimse haramları açıkça işliyorsa onu da söylemekte bir sakınca olmuyor, gıybete girmiyor. Bir kimse açıkça içki içiyor. Açıkça haramları işliyor. Hiç kimse pervası yok. Açıkça bunu haramları işliyorsa bu işte böyle söylemekte bunu sakınca yok bunlar da. Sevgili kardeşlerim işte biz tabi kendi açımızdan bunlara bakacağız. Rabbimiz inşallah Teala kimseyi aşağılama gerekiyor. Kimseyle alay etmeme gerekiyor. Hiç kimseyi kesin olarak küçük görmeme gerekiyor. Çünkü bilemeyiz o kimse Allah katında belki evliyadır bile. Allah'ın üstün kulu olabilir. Kişi kendi kişi adına da ve insan bağlı bulunduğu grup adına da kendini üstün görmeme gerekiyor. Onlara benliğe kapılmama gerekiyor. Başka Müslümanların, başka gruplara da küçük görmeme gerekiyor. Özellikle kimseye kafir damgasını vurmama gerekiyor sevgili kardeşlerim. Ve tabi bu arada demek kimsenin giriş araştırmama gerekiyor. Ve kimseye karşı kötü zan beslememe gerekiyor. Özellikle gıbetten kaçmamız da çok önemli bir mesele. Allah'ın korusun inşallah. Lillahi Teala Fatiha.